Evet, Nergis Hanım, geçmiş olsun. Sağ ol. Evet, söyleyin bakalım, hastanın oral alımı başladı mı? Evet hocam, sabahtan itibaren başladı. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyi misiniz? Herhangi bir problem var mı? Karnımın ağrısı azaldı ama nefesim sıkışıyor. Tuvalete giderken bile nefes nefese kalıyorum. Evet, söyleyin bakalım, hastadaki solunum yetmezliği hangi sebepten kaynaklanır? İki sebebi var hocam. Birinci sebebi hastanın aldığı anestezden kaynaklı. Tamam, sen söyle. Postop atelektaziye bağlı gelişmiş olabilir hocam. Aferin. Ben de az önce aynı şeyi söylüyordum hocam. Yalnız affedersiniz, benim cevabım henüz bitmedi. İkinci bir sebebi de pulmoner emboli olabilir hocam. Adın ne senin? Özgür. Özgürcüm, şimdi hastanın akciğer grafisini çekiyoruz. Derhal hocam. Nergis Hanım, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Türkan hocam. Gir. Beni çağırmışsınız hocam. Gel. Yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum hocam. Bugün lisede yaşananlardan dolayı... Yani hatta evet, daha önce aramızda bir yanlış anlaşılma oldu. Bunlar için gerçekten çok üzgünüm. Tamam, kısa kes. Asistanım olmanı istiyorum. Efendim? Ben şey sandım, hani bugün olduğu olanlardan dolayı siz şey yapacaksınız. Ben de öyle düşündüm, öyle ki sandım ki kaldım yani böyle. Ben bunca yıllık meslek hayatımda duygularımı asla işime karıştırmadım. Sana da aynısını tavsiye ediyorum. Tabii efendim, haklısınız yani. Ben şimdi çok mutlu oldum. Ya emin olun, güveninizi hiç boşa çıkarmayacağım, söz veriyorum. Evet tamam, neyse, göreceğiz bakalım. Hiç vakit geçirmeden hemen işine başla. Tabii efendim, ne istersiniz? Şimdi hastane kayıtlarından son 5 yılın safra kesesi ameliyatlarını çıkart, konseyde sunuma yetiştireceğiz. Tabii efendim, tabii. Hemen. Benimle oyun oynamak neymiş, göreceğiz bakalım. Bakıyorum. Ya sen bu kadar dosyayla ne yapıyorsun? Türkan Hoca görev verdi. Yarınki konseyde ben de sunum yapacağım. Bu yüzden son 5 yılın tüm safra kesesi operasyonlarını not alıyorum. Yani sunum için biraz tuhaf bir çalışma değil mi bu? Aa. Bir Türkan Hoca'nın tarzını sorgulamadığın kalmıştı Özgür. Bir bildiği var herhalde kadının, değil mi? Yani tabii. Vardır herhalde. Sen ne yaptın? Ben ne yapayım ya işte, alışmaya çalışıyorum, yoğunluk falan. Hele bir de bir hasta vardı geçen gün. Ya onu demiyorum Özgür. Sözleşmeyi diyorum. İmzaladın mı? Ha, ben onu daha bitiremedim. Yani okuyamadım, vakit yoktu. İşte yoğunluk, iş güç, biliyorsun. Akşama kadar vaktin var. Bir an önce vakit ayırsan iyi olur. Hayret bir şey ya. Gerçekten hayret. Yeni asistanı Zeynep Eren. Ne? Ay çok sevindim. Tebrik ederim ya. Ay, teşekkür ederim arkadaşım. Ay kadıncağızın çok günahını almışsın sen. Bir de bizle uğraşır, hayatta affetmez diyorduk ama bak. Ay bu gidişte kadroyu da alırım ha. İnşallah Zeynep, inşallah. Kim bu kadın Nisan? Tanıyor musun? Yok, ben tanımıyorum da Sinan tanıyor. Yani kadının kocası da mı doktormuş, o mu Sinan'ın arkadaşıymış? Ya bilmiyorum, oralar biraz karışık da sonuçta onlar tanışıyor. Kimmiş acaba? Bilmem. Aa, sen niye astın yüzünü? Ya, Melek kantinde fal baktı. Fal da kötü çıktı. Böyle ayrılık falan, ona sıkıldı canım. Ay aman Nisan ya, fal saçmalığı işte. İnanma sen ona. Git sen işlerini hallet, ben de arşivleri tarayacağım. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz.